Evde durumlar nasıl? Ev gergin, evdekiler de gergin. Ben de gerginim. Ekip ofiste mi? Hı hı. Sağdakiler hariç tam kadroyuz. İyi. Ya baba, şu meseleyi konuşalım mı bir iki dakika? Neyi konuşacağız Zengin? Benim okşamaya kıyamadığım kızımı o öküz herif... Neyse, ortalık yerde konuşmayalım. Konu kapandı. Ben artık Ali diye birini tanımıyorum. Ve bunlar onun daha iyi günleri. Hadi, toplantımı yapıyoruz. Ne yapıyorsak yapalım, hadi. Tamam baba, hadi. Buyur. Sana da geçmiş olsun kızım. Daha iyi misin? İyi müdürüm, sağ olun. İnşallah iyisindir. Bir gün bile hastanede kalmadı baba. Bir yalvarmadığım kaldı. Sırası mı şimdi Cemal? Bence de sırası değil. Evet, Aycan cezaevinden kaçtı. Odaklanmamız gereken mesele bu. Ne durumdayız? Bir anlatın bakalım. Her yerde arıyoruz. Bulunabileceği tüm adreslere baskın verdik. Akrabalarını izlemeye aldık. Ayrıca fotoğraflarını tüm trafik şubeye dağıttık. Fiziki delil aramayı sürdürüyoruz. Olay yerinde bulduğumuz mermi kovanları balistik incelemede. Tüm bunlara rağmen kadını hala bulamadık, öyle mi? Heh. Daha hızlı çalışmamız lazım çocuklar. Oturduğunuz yerden sağa sola emir vermekle kimseyi yakalayamazsınız. Sizden bir an önce sonuç bekliyorum. Tamam mı? Anlaşıldı müdürüm. Hadi. Anlaşıldı müdürüm. Müdürüm çok sinirli. Doğramadık ama bunlar iyi değil mi? İyi iyi. Sormadığın da iyi olmuş. Bakın sakın Rıza babanın yanında o konuyu açmayın. Nasıl sinirli gördünüz? Karımı da arayamadım. İcra memurları dükkanda bekliyor. Bittim ben ya. Şu olayı sakin sakin bir anlatır mısınız? Komiserim lastik patladı işte. Burada durduk. Lastiği değiştirdik. Bir baktık kapı açık. Çanta gitmiş. İçinde 300 bin lira vardı. Dibinize kadar gelmiş çantayı çalmışlar. Nasıl bir şey duymadınız görmediniz ya? Duymadık vallahi komiserim. O parayla borçlarımı kapatacaktım. Gittim kelepir fiyatı arsamı sattım ben. Hırsızlar çalsın diye mi komiserim? Ne olacak şimdi? İcracılar para bekliyor, benim elim boş. Tamam, tamam kardeşim, tamam. Panik yapmayın, bir sakin olun. Lastik nasıl patlamış? Çivi girmiş. Çivi mi? Gel bir bakalım lastiğe. Bakın komiserim. Abi. Hı. Etrafa baktık, KGS yok. Çevrede dükkan falan da yok. Tek bir kamera kaydı bulamadık diyorsun yani. Maalesef abi. Ne olacak şimdi? Muhittin, yalan yok. İşimiz zor. Ama ne lazımsa yapacağız yani, ondan emin ol. Biz bu işi bırakmayacağız. Sen de kendine bırakma, tamam mı? Ben aileme ne diyeceğim, onu düşünüyorum komiserim. Baba, ver parayı da gitsinler artık. Baba, niye üzgünsün sen? Muhittin, ne oldu? Para nerede? Yenge, para yok. Ne demek yok ya? Muhittin Bey, telefonda böyle konuşmamıştık. Soyuldum kardeşim. Soyuldum. Çaldılar parayı. Ne? Nasıl çaldılar ya? Hepsini mi? Baba bir şey yapsana ya. Her şeyi topladılar, götürüyorlar. Muhittin, nasıl bu hale geldik biz? Neyimiz varsa elimizden alıyorlar. Baba bir şey yapsana. Hafta sonuna kadar evi tahliye etmeniz gerekiyor. Anladık kardeşim, tamam. Ne yapacak bu çocuklar? Nereye gideceğiz? Muhittin bir şey desene. Ne diyeyim? Ortalık biraz. Kusura bakma. Tamam, tamam, tamam. Oturuz şöyle. Çıkmıyor musun odadan hiç lan? İşte. Arada. Telefonlara da bakmıyorsun. Ne diyeceğim abi bakıp? Bilmiyorum oğlum. Aptal olduk sayende. Biz de ne diyelim, ne yapalım bilmiyoruz.
Sağlığın nasıl? İçiyor musun ilaçlarını? Ha? İçmiyorum bir şey. İstemiyorum abi ilaç falan. Saçmalama lan. Yeni çıktın tedaviden. Bir daha mı yatmak istiyorsun? Abi ben mümkünse yatıp bir daha kalkmamak istiyorum. O ne demek? Kafam yerinde değil abi. Hala değil. Tedavi mi, ilaç mı, ne haltsa. Tamam kurtardılar hayatımı, Allah razı olsun. Ama kalktım, bir halt ettim o sersemlikle. Hayatım gitti elimden. Ben o adam değilim abi. Ben Pınar'ın saçının teline zarar vermem. Hüsnü abi, veremem. El kaldırmak ne demek? Yapamam abi ben. Ama yaptın oğlum. Tamam, köpek gibi pişmansın. Oldu zaten. Ama yaptın. Abi. Abi kendimde değildim. Hani rüyanda uyanamazsın da kalırsın ya böyle kabusun en kötü yerinde. Çırpınır gibi böyle. Sanki yüksekten düşer gibi. Son anda açarsın gözünü, oh dersin rüyaymış. Açamadığını düşün abi. Orada kaldın. Düşün Allah aşkına ya. Bunun özrü bu mu oğlum? Kendimde değildim, istemeden oldu. Bu kadar mı? Ha? İzin verdi mi abi özür dilememe? Kendimi anlatmama izin verdi mi Rıza baba? Karımın önünde, herkesin önünde. Orada dur. Durdum zaten abi, yedik paşa gibi dayağımızı. Ya çocuklar görseydi? Ben çocuklarımın yüzüne nasıl bakacaktım abi? Çocuklar tabii. Senin de bir kızın var, Zeynep'in var. Bir düşün bakalım. Bir gün gelmiş karşına o halde. Sen olsan ne yapardın oğlum? Sen kimseye sitem edecek yerde değilsin aslanım. Sen bir toparlan. Başka bir şey yap. Yani böyle çıkılmaz buradan oğlum. Anladın mı beni? Abi ya. Aslanım. Avukat mı? Bu kadar çabuk. Biz de şaşırdık. Görüştüler. Başlayacak dava hazırlıkları. Bakalım. Ama tabii ki son karar Pınar'ın. İyi misin sen? Daha iyi görünüyorsun. Ha, gözüm mü? Geçiyor, evet. Kararını da verdin. Yani boşanma ile ilgili. Bilmiyorum Selin. Çok karışık kafam. Kolay mı kızım? Karışık olacak tabii. Yani ben de istiyordum ayrılmak, buradan gitmek. Başka bir hayata başlamak. Ali gelirse onunla. Gelmezse çocuklarla tek başıma. Ama bunları yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. Ya da belki gitmeseydim bunlar hiç olmazdı diyorum şimdi. Pınar, bu yüzden kendini suçlamıyorsun değil mi? Bak, Ali benim çok yakın arkadaşım. Ama bu yaptığının bir izahı, bir mazereti olamaz. Biliyorum. Ben de inanamıyorum yaptığına. Gözüm iyileşiyor ama içim çok fena acıyor hala. Ama diyorum ki o anı hatırlayınca o adam Ali değildi. Ya kendinde değildi sanki. Nasıl oldu, nasıl vurdu anlamadım bile. Belki tedavilerden, ilaçlardan ama hiç kendinde değildi. Belki ben de sebep oldum diyorum şimdi. Hepsi üst üste geldi. Yapayalnız bıraktım. Şart koştum. Ya mesleğini bırak ya bizi dedim. Hiç arayıp sormadım. Ya ölüyordu bu adam. Televizyonda görmesem benim haberim yoktu. O korkuyla nasıl koştum geldim bilmiyorum. Kızım, evlilik zordur. Kocan polisse daha da zordur. Ama bu yaşadığın başka bir şey. Ayla abla haklı. Bence sen Ali'yi kafanda aklamaya çalışıyorsun Pınar. Hayır. Ben sadece her şeyin bir tane sebebi yoktur diyorum. Bu eğer ikimizin başına geldiyse ikimizin de hatası olabilir diyorum. Seviyorsun değil mi? Hala çok seviyorsun. Nasıl sevmem? Biz bir hayat kurduk Ali'yle.
Ya şimdi bir günde böyle. Özür dilerim. Canım. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.